Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Bugün Efe Aydal'ın Kur'an'daki matematiksel sistemi yaptığı eleştiriye bir cevabım olacak. Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Kur'an'ın resmi bir otoritesi yok. Yani Türkiye'deki ne Diyanet İşleri Başkanlığı, ne herhangi bir din adamı, ne ben Kur'an'ın resmi otoritesi değiliz. Dolayısıyla Kur'an'ın yorumu olarak yapılan şeyleri kişisel olarak almak zorundayız. Yani benim yaptığım yorumlar kişiseldir. Dolayısıyla Efe Aydal'ı dahil olmak üzere birçok insanın Kur'an'a yaptığı eleştiriler aslında bir takım insanların kişisel çıkarımlarına dayanıyor. Bir takım Kur'an mealleri üzerinden yapılan eleştiriler var. Bir takım kişilerin yaptığı Kur'an'daki matematiksel çıkarsamalara yapılan eleştiriler var. Bunların bir kısmı haklı, bir kısmı haksız. Aslında yapılan cam parçalarıyla elmas parçalarının birbirinden ayırt edilememe durumu söz konusu. Yani bir takım insanlar evet yanlış yorumlar yapabilirler, ben de dahil. Ama bu Kur'an'ı kesinlikle bağlamaz. Öncelikle bir Efe Aydal'ı dinleyelim. Yaptığı eleştirileri yorumlamaya çalışalım. Ondan sonra kendim bir takım örnekler vereceğim inşallah. Farkında olan çoğu insanın dinle ilgili şüphe duymaya başladığını gören kişiler, bu insanlar ayetleri kendileri okuyup içeriğini sorgulamaya ihtiyaç duymasın diye ayetlerden gizli mucizeler çıkarmaya çalışırlar. Gülümsettiriyor hakikaten. İster istemez gülümsüyorum. Efe Aydal maalesef bunu kendisi uyduruyor. Biz mucize falan peydahlamıyoruz. Özellikle inanan insanlar olmayan bir şeyi Kur'an'dan uydurmakta hem geleneksel Müslümanlar hem biz korkarız. Eğer bir şeye inanmıyorsak insanları sadece ve sadece kandırmak veya dinin içerisinde tutmak için sahtekarlık yapmayız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaklaşık 22 yıldır Kur'an'ın matematiksel mucizesini inceleyen, araştıran, üzerinde düşünen biriyim. Birçok arkadaşım gibi. Bu arkadaşlarım arasında fizikçi, matematikçi, hesap uzmanı ve birçok felsefeci ve birçok arkadaşım Kur'an'ın matematiksel sistemi üzerine hem üzerinde düşünüyoruz, hem konuşuyoruz, hem fikir alışverişi, hem yeni gelişmelerden haberdar olmaya çalışıyoruz. Ama kimseyi kandırmak için özel bir çabamız yok. Bu oldukça çirkin bir iddia. Bu mucizeler sözde ateistleri yola getiren mucizelerdir. Ama gerçek amaçları şüphe duymaya başlayan dinlerlerin içini rahatlatmaktır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kur'an'ın birçok ayeti inkar etmeye şartlanmış insanların ikna edilemeyeceğini söyler. Yani sizin seçiminiz yanlışsa hiçbir delil sizi ikna etmeyecektir. Ne zamanda oyalayan ve ateist olmamı birkaç sene erteleyen bu taktiklerden bazıları şunlardır. 1- Ayet sayılarına matematiksel bağlantılar yaratma. Buna numeroloji denir. Çok güzel. Ayet sayılarından veya herhangi bir kitaptan bir takım çıkarsamalar yapmak, bunu da bir takım matematiksel özelliklermiş gibi göstermek, bu dünyada oldukça yaygın bir hata, öyle söyleyeyim. Bizim de eleştirdiğimiz bir şey. Bu birçok kitaba yaptırılabilir. Fakat buradaki yanılgı şu: Efe Aydal gibi kişiler bir takım insanların, benim de şu an yaptığım gibi, yorumlarını genelleştirme hatası. Yani o kişilerin yanlış yaptığı çıkarsamaları genelleştirerek sanki hepimiz o şekilde düşünüyoruz gibi düşünmesi. Tabii bu arada Efe Aydal gibi arkadaşlarımız şunu yanlış yapıyorlar. Cam parçaları ile elmas parçalarını maalesef birbirinden ayıramıyorlar. Mesele bu. Az sonra örnekler vereceğim. En ünlü sahte bilim dalıdır. Herhangi bir kitabın sayfa sayıları, bölüm sayıları ya da kelime sayıları arasında gizemli bir bağlantı kurulmaya çalışır. Kesinlikle haklı. Birçok kitaba bu yapılabilir. Hatta Kur'an'a da yapılmıştır, onu da söyleyeyim. Biz de bunu eleştiriyoruz. Ve acımasızca eleştiriyoruz. Ve bunun yapılmasının hata olduğunu söylüyoruz. Çünkü Efe Aydal gibi cam parçaları ile elmas parçalarını birbirinden ayırt edemeyen kişiler elbette o cam parçalarını gördüğünde bunu tüm sisteme genelleştirecektir ve öyle de yapıyor zaten. Çoğu insanın göremediği olay, bu tür bağlantılar sayılarla oynamayı bilen biri için birçok kitaba uygulanabilir. Kesinlikle doğru. Mesela Tonton ve Arkadaşları isimli çocuk kitabı 31 sayfadır. Bunun 26'sı yazı, 5'i resim içerir. İlginç örnekler. Mucize yöntemlerinden bazılarını uygulayacak olursak, bu 26 sayfanın tam 13'ünde çift sayı kelime, 13'ünde tek sayı kelime vardır. Gülümsüyorum.
güzel bir numaroloji örneği vermiş. Çok böyle hani alelacele azılandığı belli. Fakat numaroloji dediğimiz şey güzel böyle. Her kitaba böyle şeyler yaptırabilirsiniz. Devam Buna etsin, mükemmel bitirsin. simetri mucizesi denir. Bununla beraber bu 13'leri birbiriyle çarparsak 169 buluruz. Toplamda 31 sayfa olan bu kitabın sayfa sayılarını topladığımızda 496 sayısını elde ederiz. Neden birbiriyle çarpıyorsun? Neden sayfa sayılarını topluyorsun? Belli değil. İşte bu numaroloji örneği. Ve haklı. Kesinlikle eğer böyle bir şey Kur'an'a yaptırılıyorsa kesinlikle bu numarolojidir. Kesinlikle katılıyorum. İki sayının toplamı 665 eder. Bu da kitaptaki toplam kelime sayısına eşittir. İşte bu komplike matematiksel sistem bir insan eliyle yazılmış olabilir mi? Başka bir matematiksel mucize yöntemi Çok olan şirin. harf kodlama yöntemiyle de mucize bulmayı deneyebiliriz. Harf kodlama yöntemi A1, B2, C3 şeklinde harflere kod vermeyle olur. Kitaptaki karakterlere bakacak olursanız, Tonton herkes tarafından fikri sorulan, tartışmalara hakemlik yapan biridir. Herkesin bilmediğini sorduğu bu kişinin adını kodladığımızda Tonton kelimesinin toplam kodunu 118 olarak buluruz. 118 de bilinmeyen numaraların kodudur. Alelacele hazırlanmış bir şey. Çok ucuz bir eleştiri açıkçası. Ben bu arada 4 tane videom var internette. Birçok eleştiriye orada cevap vermeye çalıştım 19 ile alakalı. Kanalıma yüklediğim ilk 4 video 19 ile alakalıydı. Bir, kendi derneğimizdeki sunumlar ile alakalı yaklaşık 3,5-4 saat süren bir sunumdu. Şimdi orada da bir soru iddiaya, eleştiriye cevap vermeye çalışmıştım. Şöyle söyleyeyim. Şu soruyla başlayayım. Ne tür bir kanıt sizi ikna eder? Özellikle ateistlere soruyorum bu soruyu. Ne tür bir kanıt sizi ikna eder? Öncelikle Allah'tan gelmiş olduğu iddia eden bir kitapta matematiksel bir takım bulguların olması sizi ikna eder mi? Böyle bir şeye hazır mısınız? Özellikle şöyle yapması gerekir kişilerin, objektif davranması gerekir. Çünkü birçok insan birçok şey söylüyor. Ben de söylüyorum, Efe Aydal da söylüyor. Yüzlerce, binlerce kişi var, farklı söylemler var. Kişilerin sistemi anlayabilmesi için incelemesi gerekiyor. Sistemi incelemeden insanların parlak ve süslü lafları insanları tabii ki ikna edebilir. O yüzden sistemi bilmek bu anlamda çok önemli. Şimdi az önceki Tonton ve arkadaşlarının verilen örnekleri hatırlayalım. Bu konuda Efe Aydal'ın bir videosu var. Ona da bakılabilir. Biz böyle bir örüntüye bakmıyoruz açıkçası. Şimdi şu an verdiğim örnekte bir ay kelimesi yani şehir kelimesi Kur'an'da 12 defa geçiyor. Bakıyorsunuz ayın sayısı da 12 tane. Şimdi normal bir zihin elbette bunda ilişki kurur. Yani 1400 yıl evvel gelmiş bir kitapta hele hele birçok insanın haberi olmayan, yani 12 sefer geçtiği yeni bulunmuş bir bulgu. Haberi olmayan bir bulgunun Kur'an'da olması, yani ayların sayısının 12 olması ve Kur'an'da şehir kelimesinin 12 defa geçmesi tabii ki ilginç bir özellik. Aynı zamanda dünya ve ahiret. Tabii burada birkaç tanesini ben örnek vereceğim. Bu alanda birçok örnek var. Şimdi dünya ve ahiret kelimesi birbiriyle örüntülü bir kelime. Şimdi şöyle yapsaydık buna numaroloji diyebilirdik. Az önce verdiğim mesela ay kelimesi 12 defa geçiyor, ahiret kelimesi de 12 geçiyor. İşte size mucize deseydim evet bu numaroloji olurdu. Ama biz öyle bir şey demiyoruz. Ayların sayısı, saydığımız ayların sayısı 12 adet ve Kur'an'da şehir kelimesi 12 adet geçiyor. Bu numaroloji değil. Dünya ve ahiret aynı zamanda birbiriyle ilişkili. Dünya ve ahiret birbirinin zıttı. Ve bakıyorsunuz Kur'an'da 115'er kez geçiyor. Elbette biz bunda ilişki göreceğiz. De ve dediler kelimesi. Birisi müşriklerin, diğer insanların söylediği şeyler dediler olarak, kale olarak geçiyor. Bir tanesi Allah'ın onlara söyle anlamında kul diye geçen kelime. İkisi de 332'şer kez geçiyor. Şimdi elbette bunda bir ilişki göreceğiz. Şimdi 1400 yıl evvel gelmiş bir kitapta bu sayıların tesadüfen bir araya gelmesi ve birbiriyle ilişki kurması bize göre anlamlı değil. Tesadüf olmasına ihtimal vermiyoruz açıkçası.
Şimdi Adem ve İsa kelimesi. Bakınız, Kur'an'da şüphesiz ki Allah'ın katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir diyor. Yani Adem ile İsa'da bir ilişki var. Ve bakıyorsunuz Adem ve İsa kelimelerinin Kur'an'da geçişi birbiriyle eşit seviyede. Elbette bunda yine bir anlam görüyoruz. Şimdi bir gün kelimesi, bununla alakalı bir video zaten yapmıştım. 365 tane gün kelimesinin tekil, arkadan zamir almayan bu kelimelerin bir anlam ilişkisini elbette görüyoruz. Ama tabii ki bu bir gün kelime, yani yevm kelimesini sayamayan, internette search yoluyla aratan, maalesef doğru aratamayan, çünkü search yaptığınızda genellikle kök orada aranıyor. Kökle ilişkili ekli kelimeler de orada çıktığı için sağlıklı bir sayım olmaz. O yüzden bunun için yapılabilmesi için mutlaka ve mutlaka elinizle saymalı veya doğru bir sayım tekniğine sahip olmalısınız. Yani doğru bir siteden bunun düzenlenmiş olması gerekir. Gün kelimesinin türevleri 19 çarpı 25, yani 475 adet geçiyor. Bakın, gün kelimesinin geçişi aynı zamanda dünyada bir yıl oluştuğunda güneşin kendi ekseni etrafında dönüşünü ifade ediyor. Şimdi biz burada bir anlam ilişkisi kurursak elbette bunda bir anlam ilişkisi var. Ama tabii ki siz bunu reddedebilirsiniz. Şimdi gelelim 19'a. 19 oldukça önemli. Az önce saydığım şeyler 19'dan bağımsız kelimeler arasındaki ilişkiler. Tabii bunlarla sınırlı değil. Melek ve şeytan 88'er kez geçer. Ve bunun gibi birçok kelime birbirinden eşit şekilde Kur'an'da kullanılır. Onlarla yani videonun süresini uzatmak istemediğim için onları almadım. Şimdi 19 Kur'an'da 74. surenin Müddessir suresinin 31. ayetinde geçiyor. Ve bir takım fonksiyonlar bu ayette belirleniyor. 30. ayette üzerinde 19 aleyha tis hadi aşar. Üzerinde 19 nokta. Bu kadar. Kelime şey cümlenin anlamı bu. Üzerinde 19. Şimdi 31. ayette bakın bunun bir fonksiyonu açıklanıyor. Bunun üzerinde düşünmeniz gerektiğini size öğütlüyorum. Şimdi bakın, inkar edenler için bir fitne, bir imtihan konusu. Kendisine kitap verilenleri de ikna etsin. İnananların inancını kuvvetlendirsin. Kendilerine kitap verilenlerin, müminlerin kuşkularını ortadan kaldırsın. Bakın 19'un bir takım fonksiyonları var. Bu ayette sayılan bir şey bunlara işaret ediyor. Ve kalplerinde hastalık bulunanlar, inkarcılar da Allah bu örnekle ne demek istiyor desinler. Böylece Allah dilediğini dileyeni sapıklığa sokar, dilediğini dileyeni de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu halklara bir mesajdır. Şimdi 19 inkarcıları veya ateistleri ikna edecek diye bir şey söylemiyoruz. Ama inanmak isteyen, potansiyel olan, Allah'ın hidayet dediğiniz şeye layık olan insanları 19 ikna edecektir. Şüphelerini ortadan kaldıracaktır. Beni ikna ettiği gibi. Şimdi burada da 19'un kitap içerisinde Müddessir suresi boyunca fonksiyonunu özetledim. Buradan bakabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi gelelim bu slayta. Arkadaşlar 19 tane ayet numarası var dikkat ederseniz. 19 tane ayet Kur'an'da müstakil olarak harflerle başlar ve harflerle de biter. Toplamda 29 ayette huruf mukatta ile başlar Kur'an. Fakat 29 ayetin 29'unda da böyle devam etmez. Sadece ve sadece 19 tanesi huruf mukatta ile başlar ve biter. Müstakil olarak yani ayettir. Elif, lam, mim dersiniz, orada noktayı koyarsınız, ikinci ayete geçersiniz. Şimdi soruyorum. 29 tane huruf mukatta olmasına rağmen surelerin başında tam tamına 19 tanesinin sadece harflerle başlayıp bitmesi tesadüf olarak görebilir misiniz? Biz açıkçası göremiyoruz. Çünkü burada bir anlam ilintisi var. Hem harflerin kendisinde yani huruf mukattaların 19 ile alakalı ilişkisini ve 19 tane surelerin başında müstakil ayet olarak kullanılmasında bir anlam ilişkisi görüyoruz. Örneğin Kaf suresinde 50. surede yani 57 tane Kaf harfi kullanılır. Kafla başlayan surede 57 tane yani 19 çarpı 3 kaf kullanılması anlamlıdır. Fakat bununla da kalmaz. 42. surede yani Şura suresinde de 57 tane kaf kullanılır. Yani her iki surede de kaf
huruf mukattası vardır ve her iki surede de eşit sayıda kaf harfi kullanılır. Bir sure ötekinden iki kat uzun olmasına rağmen aynı sayıda kaf kullanılır. Ve farklı detaylar da var. Örneğin peygamberin sürekli kavmi Lut olarak kullanılan ifadesi bir defa işte Kaf suresi 13. ayetinde kavmi Lut yerine ihvanı Lut olarak geçer. Ve bunda kaf harfi yoktur. Eğer orada kaf harfi kullanılsaydı bir tane kaf fazla çıkacaktı. Yani burada şunu görmemiz gerekir. Yani bu kitabı yazan her kimse burada bir şeye dikkat etmiş. Kaf sayısını kullanma adedine veya huruf mukattaları kullanırken 19 tanesini özellikle seçmiş, onları kesik harflerle bırakmış. Burada elbette bir anlam ilişkisi görüyoruz. Yani tonton ve arkadaşlarıyla veya herhangi bir numerolojiyle bunların kesinlikle alakası yok. Şimdi gelelim Kur'an'da Besmele'ye. Besmele'de çok önemli şeyler var. Bunların sadece bir ikisinden, yani videonu çok uzatmak istemiyorum. 19 harfle başlıyor Besmele. Tabi sünnilere göre görünmeyen iki tane harf daha var orada. Ama Besmele 19 harf. Bunu kendiniz de sayabilirsiniz. Orada gözüken tam tamına 19 harf var. Ve Kur'an'da 114 besmeleden oluşur Kur'an. Ama bir surenin, yani 9. surenin başında besmele yoktur. Onu az sonra göstereceğim. Numarasız besmeleler dahil Kur'an'da 6346 ayet vardır ve bunun kendisinin de sayı değerleri 19 yapar. 9. surenin başındaki besmele düştüğümüz zaman Kur'an'da 113 besmele kalır. Fakat bu besmele nasıl tamamlanacak? Şimdi 9. sureden tam 19 sure sonra bir tane besmele o surede iki tane olarak kullanılır. Hem surenin başında besmele vardır hem de surenin 27. ayetinde besmele var. Pardon, 30. ayetinde. Yani 27. surenin 30. ayeti. İkisini topladığınızda 57 yapıyor. Yine 19 çarpı 3 yapıyor. Şimdi burada biz anlam ilişkisi gördüğümüzde, bir ilişki gördüğümüzde karşı taraf bizi numerolojiyle suçluyor. Fakat şunu dikkate alması gerekir suçlayacak kişinin. Burada yüzlerce vereceğimiz örnek ortaya koyuyor ki bu kitapta matematiksel bir takım ilişkiler, örneğin bir ay kelimesinin 12 kez geçmesi ve bizim yılda saydığımız yılda 12 tane ayın olması, 365 tane tekil ve arkadan zamir almayan, ek almayan kelimenin yevm kelimesinin geçmesi ve bir yılda 365 gün olması ve saydığım birçok şeyin anlamlı şekilde kullanılması tonton ve arkadaşlarında veya herhangi bir numeroloji örneğinde gördüğümüz şeyle ilişkili değil. Çünkü kullandığımız, burada örnek verdiğimiz şeylerin bir anlamı ve bir anlam ilişkisi var. Eğer anlam ilişkisi olmasaydı, örneğin şehir kelimesi kalksaydı 12 kez değil de 12 kez geçen şehir kelimesini İşte Adem kelimesiyle eşleştirseydik, ya Adem kelimesi 12 kez geçiyor, şehir de kelimesi 12 kez geçiyor. Baksanıza burada bir mucize var deseydik haklı olabilirdi. Ama öyle yapmıyoruz. Kendi içinde anlamı olan kelimeleri birbiriyle ilişkili hale getiriyoruz ve kullanıyoruz ve görüyoruz. Gelelim, bununla alakalı da inşallah yakında bir video yapacağım. Kur'an'da çok önemli şeyler olduğu gibi, yani bunun keşfedilmesi de bazı insanlar tarafından zaman alıyor. Örneğin bu İranlı Esed Hüseyin'i tarafından keşfedilmiş bir şey. Kur'an'da huruf mukattalar biliyorsunuz 14 harften oluşuyor. Elif, Lam, Mim, Ayn, Sad, Kef vesaire 14 tane harf var. Bu harf aynı anda Kur'an'da tam tamına 114 ayette bir arada kullanılmış. Şimdi 14 harfin bir arada kullanıldığı ayetler şunlar. Şuradaki listeyi veriyorum. İlk ayet 19 ile başlıyor. Ve sonuncu ayet 20 ile bitiyor. 73. surenin 20. ayeti. Ve bunların sayı değerlerini topladığınızda 114 yapıyor. 19 ile başlayıp 73. surenin 20. ayetiyle bitip sayı değerlerinin 2. surenin 19. ayeti, 73. surenin 20. ayeti Kur'an'ın sure sayısını vermesi hem başladığı ayet numarasıyla hem bittiği sure numarasıyla ikisini bir araya getirdiğimizde surelerin toplamını vermesinin arasında bir ilişki ister istemez kuruyoruz. Çünkü bu hurufun mukattalar
aynı anda 114 ayette kullanılıyor. Bunu bu arada ben test ediyorum. Yani henüz bitmedi. Bittiğinde inşallah paylaşacağım. Yaklaşık 100 saatimi alacak bu sayma ve inceleme işlemi. Yani burada rastgele sizinle bu değerleri paylaşmıyoruz. İncelediğimiz, araştırdığımız değerleri sizinle paylaşıyoruz. Siz de lütfen bakın, Kur'an'ın bu muhteşem yapısına tanık olun. Yani 14 tane harfin, yani Türkçedekini şöyle düşünebilirsiniz. A, B, C, D, E ve 14 tane harf dizisi ele alın. Bunların bir kitapta sadece ve sadece bir araya getirilerek 114 tane yapı oluşturmak öyle sandığınız gibi basit bir şey değil. Oldukça zor bir şey. Ve bunu gerçekten kendi elimle test etmek istiyorum ve test ediyorum zaten. Ve bu Kur'an'da var. 41, 73. sureden Kur'an'ın sonuna kadar 41 surede de tek bir tane böyle ayet yok. Yani 41 surede 14 harfin bir arada kullanıldığı tek bir ayet yok. Hepsi 2. surenin 19. ayetiyle başlayıp 73. surenin 20. ayetiyle bitiyor. Önemli. Bunu ayrıyeten bir video yapacağım inşallah. Bununla alakalı ben telefon numaramı burada yine paylaşıyorum sizinle. Bana mesaj atabilir. Tartışmak isteyen ateist, deist, agnostik, sünni, şii, alevi herhangi bir vatandaşla tartışabilirim. Derneğimize gelebilirsiniz, çayımızı içebilirsiniz. 114 Hareketi Derneği Şirin Evler'de. Şirin Evler metrobüs durağına yaklaşık 5-6 dakika mesafede. Google haritalarda 114 Hareketi Derneği yazdığınızda adresimiz çıkıyor zaten. Yürüyerek gelebilirsiniz. Adresimiz de orada mevcut. Herkesi çay içmeye, bisküvi yemeye, çeşitli konularda tartışma yapmayı bekleriz. Şimdilik bu konuyla alakalı söyleyeceğim bu kadar. Hepinize sabrınız için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'a dua edin, yönelin. Mutlaka o hakikati bulmak isteyen samimi insanlara yol gösterecektir. Selam ve duayla.